planlama pek çok faktörün bir araya getirilmesiyle yapılıyor. Nedir bu? Bir mevcut durum. Yani sizin gelirleriniz de şu anda meşhur durumda. Giderleriniz de meşhur durumda. Biz normal şartlarda 56 milyon euro futbol bütçesini 36 milyon euroya düşünmek durumundaydık. Şartlar değişti de bu şartların ne olacağına dair bir fikrimiz yok. Dolayısıyla da net bir planlama yapmak mümkün değil. Hepsiyle birlikte olasılıklar üzerinde durarak alternatifli planlarımız var. Ama bu gelişmeleri de izlememizi ve bazı şeylerin netleşmesi gerekiyor ki tam ve doğru plan oluşturup sizlerle de bunu paylaşabilmemiz için. Peki Anan Dalga Kıran, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size ve ailenize sağlıklı günler dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki stüdyomuzda da Turgay Demir var, Aspor yorumcusu. Gündemi konuşmaya başlayalım Turgay abi. Bu arada iyi misin, nasılsın? Çok iyi. Nasıl geçiyor günlerin? Ben alışıktım yani, ben normalde ev kuzusuyum zaten. Yani benim için koronanın şu andaki anlamı şöyle. Yayınları ayrı tutarsak, evden sitenin kafesine çıkıyordum. Şimdi sitenin kafesine çıkmıyorum. Yani zaten siteden pek çıkan bir adam değildim yani. Evet. Sen de biliyorsun siteyi. Biliyorum, beni de ağırlamışsın orada. Evet. Çok teşekkür ederim bu arada. Bugün pazara gittim, hepsi kızıl maske gibi olmuş. Yani herkes maskelerini takmıştı. Bizim pazarcıları biliyorsun, sen gelmiştin. Benim bile gitmişliğim vardı o pazara tabii. Tabii. Ondan peki, sonra şey yani. Başlayalım. Benim için sıkıntı yok. Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla başlayalım Turgay abi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir. Koronavirüs salgını sebebiyle sürecin uzaması halinde elimizde farklı senaryolar var dedi. Hatta bir haberimiz varmış onunla alakalı. Bir izleyelim, üzerine Turgay Demir'le konuşalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir sabah gazetesinden Fatih Doğan'ın sorularını yanıtladı. Dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle çok zor bir süreçten geçtiğini belirten Özdemir, Türkiye açısından bakacak olursak bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içinde aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesine göre Türkiye daha iyi bir noktada. Bizler de bu süreçte bilim kurulu ve hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda süreci yönetmeye, tedbirleri azami düzeyde uygulamaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin de en az can kaybı ve ekonomik hasarla bu süreçten çıkacağını düşünüyorum dedi. Milli dayanışma kampanyasını değerlendiren Nihat Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle bir yardım kampanyası başlatmaya uygun gördü. Bunu çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Burada toplanacak paradan ziyade zor günlerde toplumun içindeki dayanışma duygusunu güçlendirmek çok kıymetli. Biz de bu süreçte hem LİMAK, hem Türkiye Futbol Federasyonu, hem de yönetiminde bulunduğum diğer kurum ve kuruluşlar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, koronavirüsün futbol ekonomisine etkisiyle ilgili olaraksa, futbol açısından işlerin normalleşmesi geciktikçe ortaya daha büyük bir ekonomik fatura çıkıyor. Bize FIFA tarafından bu konuda intikal etmiş resmi bir konu yok. Fakat sürekli temas halindeyiz ve olabilecek senaryoları değerlendiriyoruz dedi. UEFA'nın koronavirüs nedeniyle aldığı kararları değerlendiren Nihat Özdemir, İçinden geçtiğimiz dönem hepimizin de bildiği gibi olağan bir dönem değil. Dolayısıyla olağanüstü kararlar alınması anlaşılabilir. Bence her ülkeyi ve organizasyonu kendi içindeki şartlara ve olanaklara göre de değerlendirmekte fayda var. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak kulüplerimizi ve spor camiasını rahatlatabilecek ilave tedbirleri yönetim kurulunda sürekli olarak değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Liglerin geleceğiyle ilgili de konuşan Özdemir, bu konuda daha önce de belirttiğim gibi en büyük önceliğimiz insan sağlığı. Bu ortam sağlandığı ve sağlık endişeleri azaldığı takdirde tabii ki kalan maçları oynatmak istiyoruz. Ancak sürecin uzaması halinde neler yapılabileceğiyle ilgili değişik senaryolarımız var. Ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon oluşturmamız doğru olmaz şeklinde konuştu. Nihat Özdemir'in açıklamalarını değerlendirelim Turgay Demir'le. Yani şöyle söyledi, süreç uzarsa bizim bu konuyla ilgili çalışmalarımız var dedi. Hiçbir şey söylememiş. Nasıl? Zaten söylese sabahın birinci sayfasında manşet olur. Burada şu kadar olmaz. Süreç uzarsa senaryolarımız var. Farklı senaryo. Birini söylese birinci sayfaya manşet olur. Yani şuraya. Şuraya manşet olur. Hiçbir şey söylememiş. Uzarsa farklı senaryomuz var. Hangisi o senaryo? Hangisi?
Bakıyorum haberde haberlik bir şey yok. Ne demişsin Nihat abi? Süreç uzarsa farklı. Mesela neyiniz var? Tescil mi edeceksiniz? Final Four mu oynatacaksınız? Tek final mi oynatacaksınız? Ne yapacaksınız? Senaryo hiç yok. O zaman geçelim yani. Üzerine konuşma diyecek bir açıklama değil. Bu arada beni lafa tutma. Bir izin ver. Bugün Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı. Başta özel harekatçılar. Onlara özel bir sevgim vardır. Olmak üzere. Bütün polislerimizin. Vatan için emek verdiklerini, can verdiklerini biliyoruz. O yüzden teşkilatın, polis teşkilatın kuruluşunun 175. yılı kutlu ve mutlu olsun. Bir de bu arada bugün Berat Kandili, Turgay abi, herkesin evet. de kandili i̇şte mübarek olsun diyelim. Unutulma zaten sırayla. Bugün Berat Kandili. Evet. Herkes en rahat ibadet etme şekline sahip. Evindesin. Yani bir acelen yok, koşturmacan yok. Beraat etmek için iyi bir fırsat. Allah kabul etsin diyelim. Ve üçüncüsü bizim yani ben 13-14 yaşındayken yaşım da tam çıkmasın da Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye gelen birkaç tane önemli Yugoslav oyuncu vardı. Bunlardan biri Antiş'ti. Bir ya da iki sezon kaldı hatırlamıyorum. Vefat etmiş. Evet. Fenerbahçe o sene şampiyon yapan kadronun önemli oyunculardan biriydi. Vefat etmiş. Toprağı bol olsun diyelim. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. Şimdi evet, başka soru. Devam edelim şimdi. Beşiktaş'ta öz kaynak dönemi mi başlıyor? Spor bültenimizde de haberini buluşturmuştuk. Sen de muhakkak hakimsindir konuya. Şöyle ki, tabii burada önemli olan hedef sürdürülebilir bir ekonomik yapı. Altyapıdan yetişen futbolculara yönelecekler. Böylece takımın maaş yükü de azalacak. Bir takım rakamları vermiştik. Detayını şimdi, da sen ver. Yarın foto maçta. Ben şimdi bu dönemde korona günlerinde insanların hem hafızalarını tazelemek hem yeni nesile çok önemli spor anekdotlarını hatırlatmak adına bir yazı dizisi başlattık. Yarın da bu konu çıkıyor. Bugünkü konunun da bir sonraki saat diliminde bir konuşalım istersen. Tabii. Yarın da bu konu çıkıyor. Başlık da şu. Benim verdiğim başlık o değişebilir ama meali budur. Altyapı kibriti altyapı çaktı. Beşiktaş batmıştı, kibrit çak kampanyası yapmıştı. Allah rahmet eylesin Mehmet Üstünkaya. O hikayeyi anlattım. Yani 1977'de başlayan altyapı hamlesi ilk çıkan Süleyman, Sarı Süleyman. Arkasından bir sene sonra Ziya. Sonrasında işte Fikretler, Rızalar, Küçük Haluklar, Metin Ali Feyyaz'a kadar, dışarıdan gelenlere kadar giden hikayeyi anlattım. Niye? Şunu denk getirmeye çalıştım. Mesela evet tarihe not düşüyoruz ama şöyle yapmıyoruz. Bir sürü notumuz var tarihle ilgili. Rüştü'nün hastalığı konuşurken Rüştü ile ilgili bir tarihi şey çıkardım ben ortaya. İşte altyapı konuşulurken, kulüpler bu kadar zordayken Beşiktaş'ın bu dönemde yaptığı, o dönem yaptığı örnek olsun diye onu ortaya çıkardım. Şimdi Beşiktaş'ın bu konuşmaya başladığı konuyu bütün kulüpler konuşmak zorunda Çiğdem. Çünkü ellerinde büyük bir fırsat var. Mesela bu Beşiktaş altyapı hamlesini yaparken Türkiye'de altyapıya gönül veren hoca bile yoktu. Allah'tan 3 tane vardı, 3'ü de Beşiktaşlıydı. Gündüz Tekin Onay, Serpil Hamdi Tüzün, Adnan Dinçer. Yani anneler babalar çocukları futbolcu olsun diye elle tutup götürmeyi bırak. Gidersen kafanı kırarım diyorlardı. Şimdi Fenerbahçe desin ki 14-16 yaş grubunda seçme yapacağım. Galatasaray Beşiktaş desin. Şöyle söyleyeyim. Binlerce çocuk toplanır oraya. Böyle bir fırsat var. Değerlendirin kardeşim. Futbol dediğiniz şey uzayların atasporu değil yani. İnsanların atasporu. Biz niye oynayamayalım yani? Bizim çocuklarımız niye oynayamazsın? Avrupa'daki çocuklar nasıl oynuyor? Bizim orijinimize sahip çocuklar nasıl oynuyorlar? Ya da buradan gidenler nasıl oynuyorlar? O zaman bırakın bu. Mehmet Üstünkaya'yı hatırlayın. Yarın orada bir lafı da var. Foto maçta. Yabancı transferi, yabancı transferi yok. 5 yıla şampiyonluk beklemeyin dedi. 10 tane gençle yola devam etti. Ertesi sene takım şampiyon oldu. Bu kadar basit. Beşiktaş'ın makus talihi değişti. Maddi sorunları bitti. Tesis kazandı vesaire yani. Niye bakıyorsun? Peki dönüşte detaylı devam edecek misin gibi geldi. O kadar güzel anlatıyordun ki. 40 saniyeden ayarladım ben o 40 saniyeyi. Çipek ayarlayamadın da. Biraz saniyemiz kaldı. Ben dolduruyorum onu. Peki, renkli görüntülere bir gidelim. Saat başına Turgay Demir'le sohbetim sürecek.